Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 22 Mayıs 2018 Salı. Ulusal Kanal'da Türkiye'nin halkçı, devrimci televizyonda televizyon gazetesine başladık. Başladık da ne anlatacağız bilmiyorum ki. Bütün gazetelerin birinci sayfaları listeler. Hatırlayacaksınız bundan 3 hafta falan önce daha yeni açıklanmış erken baskın seçime ya da seçim mi, işte seçimsi mi neyse ona gidileceği ittifak tartışmaları var. Şunlar bunlar. Serkan hazırsa verelim. Biz bir uluslararası dizi filmin jeneriğini vermiştik. Bu iş demiştik. Vatan, millet, bilmem ne, şu bu işi değil. Bu iş ne işi? Hazır mı Serkan? Bu iş şu işi demiştik. Ne oldu? Kısa kesin ha. Game of Thrones. Taht oyunları. Şimdi bakıyoruz. Milletvekili aday listeleri hazırlandı. Yüksek Seçim Kurulu'na verildi, teslim edildi. Herkes birbirine girdi. Memnun olan bir tek kişi yok. Bir tek parti yok. Ha bir tek parti var, Vatan Partisi var. Orada ses yok. Vay arkadaş, millet birbirine girdi ya. Ben neden şu sıradayım? Antep'te bir kadın aday, beni seçilemeyecek yere koydunuz. Bilmem nerede bir ya milleti dolandıran adamı koyuyorsunuz buraya. Yine o bölgeden bir başka yer. FETÖ'cüleri şey. Bu işte hiç kimse ya Türkiye'nin bir beka sorunu var. Ya dolar 4.58 olmuş bilmem ne falan diyen yok. Ben niye buradayım? Beni niye koymadınız? Ben niye? Bu tam bir taht oyunları. Zaten Takvim Gazetesi miydi o? Nihayet uyanmış, birinci sayfasına böyle bir şey yapmış. Ne denir buna? Photoshop'la? İllüstrasyon mu? Game of Thrones, taht oyunları demiş. Tabii bu sadece CHP üzerinden yapmış. Kemal Kılıçdaroğlu'nu koymuş merkeze. İşte Deniz Baykal, Eren Erdem, Gamze İlgezdi, İlhan Caner, Haluk Pekcan falan Game of Thrones diye. Oysa bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde değil. Bütün partiler için böyle. Seçime katılan partiler için, ittifaklar için. Yani şunları kastediyorum. AKP, MHP, BBP, CHP, İYİ Parti, Refah Partisi, hep Refah Partisi diyorum ya, Saadet Partisi vesaire. Bunların hepsi için tam bir taht oyunları haline geldi. Serkan, bazı gazetelerden birinci sayfalar yapabilir miyiz? Hangi gazete ne diyor diye bir birinci sayfalar turu yapabilir miyiz? Yaparız. Şimdi Milliyet uzayda yaşıyor. Gerçekten. Bütün gazeteler birbirine girmiş. Sür manşetler, manşetler, listeler belli oldu, şu bu. Topa girmeye korkmuş Milliyet. Yav demiş, ne olur ne olmaz şimdi yani topa gireceğiz. Aşil tandondan bir darbe alırız, kaval kemiğimize vururlar falan. Hani kramponun sert tarafı gelir. Ya biz girmeyelim pek topa demişler. Ta gazetecilik deyimiyle sayfanın eteğinden AKP'de tanıdık isimler diye bir başlık vermiş. Diğer gazeteye geçelim. Yeni Çağ tabii ki İYİ Parti'yi manşetine koymuş. Milletvekili adayları açıklandı. 24 Haziran'da yapılacak seçimlere girecek partilerin 600 kişiden oluşan aday listeleri teslim edildi. Ama mesela burada CHP'de liste tartışması diye bir şey var. Yine Muharrem İnce, İnce'nin ekibi tavsiye edildi deniliyor ya. Ben milletvekillerini atamam, ben bakanları atarım diye kendini avutması verilmiş. Ama İYİ Parti'de mesela Yusuf Halaçoğlu yer bulamamış, ona haber değeri görülmemiş. Geçelim. Yeni Şafak Güçlü Meclis diye bir başlık atmış.
Kabineden 22 isim yeniden aday oldu. 126 kadın aday. Büyük Birlik Partisi'nden Cumhur İttifakı'na 6 isim girmiş. Halbuki 18 isim, 6'sı seçilecek yerlerden İnce'nin ekibi tasfiye oldu diyor. En ilgi çekici başlık güçlü meclis. AKP Cumhurbaşkanlığı sisteminden sonra da meclisi güçlü tutacak. Kabineden 22 isim yeniden milletvekili oluyormuş. Hayır, meclisi güçlü tutmayacak. Meclisin hükümeti denetleme yetkisi yok, yani soru yetkisi yok. Cumhurbaşkanı isterse kanun hükmünde kararnameyle her şeyi düzenleyebiliyor falan. Buradan kastedilen güçlü meclis, AKP'nin mecliste güçlü bir grubunun bulunması. Başka bir şey değil. Geçelim. Vatan şifre tecrübe demiş. Partiler milletvekili listelerini YSK'ya sundu. Liderler en güçlü, tecrübeli ve kamuoyunda tanınan isimleri listenin başına koydu diyor. İşte kabineden aday olanlar 27. dönemde yoklar, sürpriz adaylar, CHP son dakika değişiklik yapıldı, MHP'de kadın aday şoku falan. Burada şifre tecrübe diyor ama bütün partiler biz listelerimizi gençleştirdik diye övünüyorlar. Bu da bir çelişki. Geçelim. Aydınlık Millet Meclisi'ni gençleştiriyoruz diyor. Bir gençleştirme varsa burada. Bakın. Şimdi. Bu arkadaş Türkiye Gençlik Birliği'nin ilk kurucusu Adnan Türkkan. Türkiye Gençlik Birliği'nin ikinci genel başkanı. İlker Yücel. Türkiye Gençlik Birliği'nin üçüncü genel başkanı. Çağdaş Cengiz. Türkiye Gençlik Birliği'nin dördüncü genel başkanı. Cem Dikmen. Gençlik bu. Yine hep görüyorsunuz. Genç arkadaşlar. Millet Meclisi'ni gençleştiriyoruz demiş. Türkiye zor günlerden gençlikle çıkacak. Vatan Partisi 45 ilden 120 genci üst sıralardan milletvekili adayı gösterdi. Adaylar arasında TGB Genel Başkanı Cem Dikmen de yer aldı. Listede çok sayıda kadın aday öne çıktı. Burada bir sıkıntı yok. Ama diğer partilerde sıkıntı var. Güle itiraz edenler liste dışında kaldı diyor Haluk Pekcan. Biraz bunu anlatmaya çalışmıştık. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Güle itiraz edenler, FETÖ'nün öne çıkmasına itiraz edenler tasfiye edildi gitti. AKP karıştı, 146 vekil devre dışı. İyi Parti Yusuf Alaçoğlu'na listeye alınmadı. Öcalan'ın yeğeni HDP listesinde. Geçelim, başka sıkıntılı bir sayfa bulalım. Sözcü, bu işte. Partilerde liste depremi, siyasetin ağır topları, milletvekili adayı yapılmadı. 24 Haziran milletvekili genel seçimi için partiler dün aday listelerini YSK'ya teslim etti. Listeler sürprizlerle doluydu. İktidarda ve muhalefet partilerinde bazı renkli isimler aday olmadığı için şok yaşandı. İşte dün Ankara'da yaşananlar demiş. Umut Orhan yok mesela şeyde CHP'de. Kim var? Abdüllatif Şener var. Mehmet Ali Çelebi var. Ama Mehmet Ali Çelebi varken Mehmet Bekaroğlu da var. Böyle garip bir liste. Bütün buradan ne çıkartıyoruz? Bütün buradan benim çıkartabildiğim şu. Parlamentodaki partiler ve onların kanatları altında, ittifak adı altında bu seçime girecek olan partilerde bir şey yok. Bir şey yok. İdeolojik eksen yok. Bir şey yok. Dünya görüşü yok. Bir şey yok. Bir sınıf bakış açısı yok. Bir milli bakış açısı yok. Burayı kim kazanır abi? Konya'da kimi koyalım AKP'nin karşısına? Emre ya kimi koyalım? Abi ya oraya Abdüllatif Şener olur. Tamam. Oradan bir ya, iyi ama bu Abdüllatif Şener AKP'nin kurucusu. Nereden bakarsan bak yani yine de bir sağ siyasal İslamcı ideolojinin ya dur bir dakika be kardeşim, önemli olan seçimi kazanmak. Şunları bir devirelim ya. Adaylar böyle belirleniyor. O zamanlar ne çıkıyor ortaya? Ha AKP, ha Refah Partisi, ha MHP, ha Büyük Birlik Partisi, ha İyi Parti, ha CHP. Hiç fark etmiyor ki. Bakın Yusuf Alaçoğlu gibi bir adam İyi Parti'den kendine yer bulamıyor. Kurucusu partinin MHP milletvekilliğinden istifa etmiş. İlginç, garip, garip. Ama bu ideolojisizlik bu aday listelerinde çok net ortaya çıkıyor. Mesela nerede çıkıyor? Güle itiraz edenler liste dışı kaldı. Mesela Yazgül Aldoğan diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu bütün muhaliflerini temizledi. Oray Eğin çok iyi bir cevap vermiş bu ideolojisizliğe. Türkiye'de demiş bir sağ vardır, bir de aşırı sağ. Sol kendi kendini hırpalıyor. Nasıl hırpalıyor? Sol,
solun PKK kuyrukçuluğu olduğunu zannediyor. Garip bir şey değil mi? Bakın mesela HDP'nin adayları belli oldu. Aydınlık 10. sayfadan ya da Cumhuriyet'in 1. sayfası, 6. sayfasından alalım. Cumhuriyet'in 6. sayfasından alalım. HDP'de kan değişimi. HDP'de mevcut 48 milletvekilinden yalnızca 21'i tekrar listede yer bulabildi. Muhalif kimliğiyle öne çıkan isimler ise 3 büyükşehirden aday gösterildi. HDP'de ilginç bir durum var. Şimdi kime sorsanız, Serkan haksız mıyım? Kime sorsanız, Selahattin Demirtaş dışarı çıksın, diğer adaylarla eşit yarışsın. Lan ne eşiti? Senin silahlı bir terör örgütün var mı kenarda? Adamın var. Ama Selahattin Demirtaş serbest kalsın, seçimlerde eşit yarışsın diyorlar değil mi? Anladım da HDP'nin bu seçimdeki aday belirleme stratejisi ne? Hapishanedekiler aday olmasın diyorlar. E niye? Yok, bir tek Selahattin Demirtaş çıksın, öbürleri yatsın, boşver ya. Böyle bir strateji. Ama HDP'de bana garip gelen başka bir şey var. Bakın şimdi. İstanbul 1. bölge 2. sırada Devrimci Parti Genel Başkanı Musa Piroğlu. Ne parti? Devrimci Parti. Demek ki bu arkadaş sosyalist falan değil mi? Öyle anlaşılmıyor mu Emre? 2. bölge 1. sırada Musa Piroğlu. 3. sırada 1. bölge 3. sırada Erkan Baş. Erkan Baş kimdi abi? Bir süre TKP'de eş başkanlık var mı TKP'de? Yok. Neydi? Genel başkan mıydı? Daha sonra bunlarda bir ayrışma oldu. Nasıl oldu? Halkın TKP'si mi oldu? Oraya geçti. Adında komünist olan bir parti gitti HDP gibi Amerikan emperyalizminin kara ordum dediği PKK'nın uzantısı bir partiden aday oldu. İçine siniyor mu? Fidel Castro bundan 15 sene önce ne diyordu? Kürtler Orta Doğu'da Amerikan petrolünün bekçisidir. Ve onları bu bekçilikten kurtarmak lazım diyordu. 15 sene önce Fidel Castro. Castro'nun sosyalistliğinden, devrimciliğinden şüphesi olan var mı? Yok. Erkan Baş ne diyecek? Ya bir gelelim bakalım da. E böyle siyaset olur. Başka gariplikler var mı? Var. Ahmet'i saymıyorum. Ahmet'ten vazgeçtim. Tamam. Ahmet'ten vazgeçtim. Halk Evleri Genel Başkanı Oya Ersoy. Halk Evleri nedir? Benim ilk gençliğimden, 14-15 yaşlarından beri gittiğim yerlerdir. Halk Evleri, devrimcilerin, sosyalistlerin, Atatürkçülerin, cumhuriyetçilerin toplandığı, örgütlendiği bir yerdir. Halk Evleri Genel Başkanı'nın HDP'de ne işi var? Var çünkü kendini sosyalist zannediyor ve sosyalistlerin PKK ile birlikte davranması gerektiğini düşünüyor. Halbuki sosyalistlerin ilk görevi emperyalizme gördüğü yerde zarar vermektir. Açık söylüyorum bakın. Emperyalizme gördüğü yerde zarar vermek sosyalistlerin ilk işidir. Ama bizim sosyalistler kendilerini öyle diyenler ne yapıyor? Emperyalizmin kara gücüm dediği bir örgütün siyasal uzantısından milletvekili adayı oluyorlar. Alkışlıyorum kendilerini. Aferin be. Ne sosyalistlik abi. Daha da garip bir şey var. Benim çok garibime giden bir şey var. İstanbul 3. bölge 1. sıradan Alevi kimliğiyle öne çıkan Turgut Öker aday oldu. Nasıl ya? Aleviler Türkiye'de Cumhuriyet'in temel direğidir. Bakın Türkiye'de Şeriat adlı kitabımızın içinde belgesi var. Topkapı Bektaşi Tekkesi Atatürk Cumhurbaşkanı olduğunda Cumhuriyet ilan edildiğinde kapısına kilit vurur ve bir bildirge hazırlar. Beklediğimiz Mehdi Mustafa Kemal Atatürk Reisi Cumhurumuz donunda Türkiye'ye gelmiştir. Artık Alevi Bektaşi malları, canları emniyettedir. Dolayısıyla bu tekkeye, bu dergaha gerek yoktur. Böylesine bağlıdır. Anadolu'da hangi eve gitseniz Atatürk'ün ve Hazreti Ali'nin temsilidir. Atatürk'ün ve Hazreti Ali'nin temsilli resimlerini ve bir Kur'an'ı bulursunuz duvarda asılı. E nasıl oluyor böyle bir Alevilikten böyle bir bölücü örgüte aday olunuyor?
Yine Ali Kenanoğlu diye bir arkadaş. Nasıl oluyor? Ben merak ediyorum. Şimdi ben merak ediyorum. Ben garip buluyorum. Ben uygun bulmuyorum ama ya sen ne kimsin ki sen ne bileceksin ki Aleviliği, sosyalistliği, PKK'yı diyen olursa iyi peki tamam. Rıza abiye de itirazınız var mı Rıza Zellut'a? Rıza Zellut hatta Rıza abi merhaba. Halil iyi yayınlar diliyorum kardeşim. Teşekkür ederim. Ya ben çok garip buldum. Kabullenemedim. Şimdi Alevi kimliğiyle öne çıkmış, Alevi örgütlenmelerinde yer almış bazı kişiler Amerika'nın kara gücüm dediği PKK'nın siyasal örgütü HDP'den aday oluyorlar. Aynı adaylara bakıyoruz. Geçmişte mesela Kadıköy'de yapılan bir mitingde Atatürk ve APO'nun posterlerini yan yana taşıyan isimler. Rıza abi, beni bağışla. Ben garip buldum. Ama böyle bir şey nasıl olabilir? Olabilir mi? Mümkün müdür? Şimdi sevgili Halil, bakın Türkiye'de bir siyasal dincilik kavramı var biliyorsunuz. Dünyada da bu geçerli bir kavram. Yani bu siyasal dincilik sadece Sünni mezhebe ait değil. Siyasal dincilik Alevileri de sardı. Daha doğrusu Alevi toplumunu sarmadı ama Alevileri yönetmeye çabalayan, öyle dernekler kuran bir takım tipler de siyasal Aleviliği öne çıkardılar ve siyasal Alevicilik oynayarak siyasette kendilerine bir yer açmaya çalışıyorlar. Siyasal İslamcılık bunlar, gibi değil mi? Efendim? Siyasal İslamcılık ya da ılımlı İslamcılık gibi ılımlı Alevicilik, siyasal Alevicilik de mi? Evet, yani kısacası siyasal Alevicilik diyorum ben buna. Siyasal İslamcılığın bir türevi olan, Sünniciliğin, Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü siyasal Sünnicilik, İslamcılık adı altında gösterilse bile bu şey AKP'nin yaptığı siyasal bir Sünniciliktir, Sünni bir harekettir. Şimdi Alevilerin içerisinden de buna bakarak işte bazı dernek başkanları kendilerine siyasette yer kapabilmek amacıyla Aleviliği sağa sola çeken, geleneksel çizgisinden kopartan tavırlar içerisine girdiler. Ve Alevi toplumu da sessiz bir toplum. Tabii belli şeyler olan, dünya görüşleri olan, barışçı, kavgadan uzak durmaya çalışan bir toplum olduğu için seslerini de pek çıkarmıyorlar. Bunlar, bu siyasal Aleviciler ortalıkta koşturuyorlar. Sanki Alevileri temsil ediyormuş gibi sağda solda toplantılara katılıyorlar. Örneğin şimdi Turgut Öker'i ben tanırım. Ta 1989'dan beri Almanya'ya gittiğimde orada karşılaştığımız bir arkadaş. Siyasal Alevici diyebileceğimiz birisidir. Şimdi biraz önce sözün ettin Ali Kenanoğlu. Şimdi Ali Kenanoğlu'nun Türkiye Alevileri içerisinde bir etkisi, şusu busu yoktur. İşte bir dernekçilik peşinde koşmuş bir arkadaştır. Üstüne üstlük Has Türklerden Hubyer ocağından birisidir. Hubyer şeyinden milyonlarca Türkiye'de Hubyer ocağından Alevi vardır ve bunların hiçbirisi de PKK'ya, HDP'ye en küçük şekilde ilgi göstermeyen, bir oy bile vermeyen bizim çok yakından tanıdığımız canlarımızdır Hubyerliler. Şimdi Hubyerli bir kimseden oy alamayacağı ortada olduğu halde İşte bir ocak geleneğini güya temsil ediyormuş gibi Alevi bir şivi bunları HDP listeye koydu. Daha önce 2015 seçimlerinde, 7 Haziran seçimlerinde bu isimler vardı. Hatta bunlardan ikisini de bakan yaptılar. Bakan yapılanlardan birisi de bu Pir Sultan Derneği Başkanı'ydı o zamanlar. İbrahim Yiğit'i mi kastediyorsunuz? Efendim? İbrahim Yiğit'ti galiba. Yok İbrahim değil. Başka bir isim bu. Ha, evet. Bakan oldu. Bu o kısa süreli... Hatırlıyorum ya. HDP'den iki bakan alınmıştı kısa bir geçiş döneminde. Evet, hatırlıyorum. Evet, bunlardan birisi de işte yine o Alevi, siyasal Aleviciydi. Yani sözü şöylece toparlayalım. HDP,
Alevilere çengel atıyor. Alevilerin içerisinden bunlara giden yok. Kendisini solcu gösteren, yenilmiş, PKK'ya sığınmış tipleri buluyor bula bula. Altını çizelim. Yani Turgut Eser'in de Ali Kenanoğlu'nun da Alevi toplumunu temsil etmede hiçbir ağırlığı yoktur. Bir defa bunun altını çizmek lazım. Ama medya bunları Alevi gibi lanse ederek HDP'nin değirmenine su taşımaya çalışıyor. Şimdi biraz önce sen söyledin, yani HDP'yi Amerikan başkanları, Amerikan derin devleti kendisinin silahlı gücü olarak Orta Doğu'daki, Suriye ve Irak'taki örgütü olarak tanımlıyor. Şimdi Amerikan emperyalizmine hizmet eden bir örgüte eleman olmak nedir? Amerikan devletine hizmet etmektir. Yani devrimcilik adı altında son yıllarda Amerikan emperyalizmine hizmet ediliyor. Örneğin ÖDP, Ufuk Uras adını vereceğiz. Bunlar Türkiye'ye sokulmuş kamalardır. Yani Amerika'yı tutmayı, Amerikan emperyalizminin ideolojisini savunmayı devrimcilik gibi göstermeye çalışıyorlar ve bazı gençleri de maalesef kandırıyor bu isimler. Yenilmiş solcuların, yenilmiş Türk kökenli solcuların milliyetçi ve gerici PKK'ya teslim olmasından başka bir şey değil yaşadığımız olay. Şimdi HDP öncesindeki BDP ve başka parti adlar altında ortaya çıkan bu hareket PKK'nın siyasetteki uzantısından başka bir şey değildir. Yani ben gerçeği herkes bildiği halde sanki PKK ayrı, HDP ayrıymış gibi tavır takınanlara da sadece gülüyorum kardeşim. Yani yukarısı ne diyorsa, yani İmralı'daki Öcalan ne diyorsa Kandil dönemli değil. Bakın Kandil Kandil diyerek Kandil'i kötü gösterip Öcalan'ı efendim bilgi adam, siyasete yön veren adam, Türkiye için şans gösteren AKP ideologları vardı biliyorsunuz. Evet. Bunlar sarayda oturup birlikte anlaşmalara imza da attılar. Ama gerçek şu, PKK Amerika tarafından Orta Doğu'da kullanılan, kendilerinin tanımıyla söylüyorum, bir emperyalizme hizmet eden bir örgüt. Bu örgütten Alevilere bir fayda geleceğini düşünmek ancak ve ancak Amerikan emperyalistlerinin yalanından ibarettir. Şimdi hatırlayalım, hatırlayalım sevgili Halil. AKP'yi biz iktidar yaptık. Darbecilere karşı AKP'yi koruduk diyen kim? İmralı'daki Öcalan. Bunu ben söylemiyorum, Öcalan söylüyor. Evet. Kaç yerde söylenilmiştir bu söz? İki, aynı kişi 2013 Nevruz'una gönderdiği o mektubunda, o şeyinde AKP'lilerin de katıldığı Nevruz kutlamalarında o dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'ın bu çok olumlu bir adım olarak kabul edilmesi gereken bir iştir dediği, o zamanki BDP ile AKP ittifakının tavan yaptığı dönemde ne diyordu? Öcalan, İslam kardeşliği altında birleşelim diyordu. O mektubun özü oydu. AKP'ye ve Sünni İslamcılara çağrısı vardı Abdullah Öcalan'ın. Şimdi böyle birisi karşımızdaki hareketin lideri. Yani Şafii Kürt gericiliğinin siyasete sokulmuş isimlerinden birisi Abdullah Öcalan. Ondan devrimci imal etmeye çalışanlar Amerikan emperyalizmine hizmet edenlerdir. Peki şimdi onun yerine konuşturulan Selahattin Demirtaş kim? Selahattin Demirtaş ne demişti? Gezi'de darbe vardı. Darbecilerle birlikte olamazdık diyerek Gezi'yi açıkça kötüleyen adam değil midir? Bir buna benzer AKP'yi göklere çıkartan Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilip meclise geldiğinde herkes otururken ayağa kalkarak onu alkışlayan kimdi kardeşim? Ben miyim? Halil, sen mi alkışladın Tayyip Erdoğan'ı bugün? HDP'lilerin, şunların, bunların kötülediği Tayyip Erdoğan'ı
mecliste ayağa kalkara kalkışlayan kimdi? Kim olacak? İşte bu Selahattin'di. Peki bunlar 2015 yılına kadar AKP ile birlikte yürürlerken, saraylarda oturup anlaşmalar imzalarlarken, peki bu devrimci HDP'liler veya PKK'lılar Doğu Anadolu'da, Güneydoğu'da ne yapıyorlardı? Atatürk heykellerini kırıyorlardı. Mehmetçiğe kurşun sıkıyorlardı. Yetmiyordu, yetmiyordu. Şeyh Said'in heykellerini dikeceğiz diyorlardı. Kimdi o Şeyh Said? 1925'te Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak üzere ayaklanan gerici bir derebeyi. Ve o, bu adam, bu Şeyh Said, kanını içeriz diyordu Atatürkçülerin. Şimdi önemli bir yere geldik Rıza abi. Alevi dediğimiz zaman biz Hacı Bektaş-ı Veli'yi biliriz, Pir Sultan'ı biliriz değil mi? Evet. Şimdi HDP'den aday olan, kendine Alevi diyen kişiler Şeyh Said'in heykelini diktiği bir partiden aday olduklarının farkında mı? Hacı Bektaş'la Şeyh Said'i nasıl kafalarında yan yana getirebiliyorlar? Buna bir açıklık getirir misin? Ya kardeşim, Şeyh Said'i bırak. Şeyh Said'i bırak. Bu yobaz, efendim, Fethullah Gülen'in hocası olan Said-i Nursi'yi 2015'lerde anmak için etkinlikler düzenleyen bu BDP, yani HDP'liler değil mi? PKK'lılar değil miydi? Yani Şeyh Said, bak, en gerici Kürtlerin, İngilizlerin teşvikiyle Kürtleri ayaklandıran yobaz. İkincisi, ömrü boyunca cumhuriyete ve laikliğe karşı savunmuş, Alevileri ayakta tutan, laikliğe Atatürk ülkelerine karşı savaşmış olan Said-i Nursi'nin efendim anma törenlerini yapan bu adamlar değil mi? Şimdi bir şey daha soracağım Rıza abi. Evet. İşin ideolojik boyutunu açığa çıkartmak bakımından. Bu adaylar benim bildiğim kadarıyla, yanılıyorsam düzelt, Avrupa Alevileri. Yani Alisiz Alevilik diye bir teoriyi savunanlar. Şimdi bakıyoruz, Muhammedsiz İslamiyet. Fethullah Gülen terör örgütü kelime-i şehadetten Hazreti Muhammed'i çıkartmasıyla en çok nefret aldı. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu deriz değil mi? Orada Muhammeden bölümünü çıkarttılar. Şimdi emperyalizm kelime-i şehadetten Hazreti Muhammed'i, Alevilikten Hazreti Ali'yi çıkartıyor. Ve ikisinin birleştiği nokta bu. Şimdi bu adamlar gidiyorlar HDP ile birlik oluyorlar. Bunları HDP ile birleştiren emperyalizm galiba. Aynen. Yani şimdi tekrar ediyorum. Bunların Türkiye'deki Aleviler üzerinde en küçük bir etkisi yoktur. Alevi toplumu yönünü bilir, büyük kitle yönünü bilir. Bunların lafıyla yön değiştirecek değildir. Ama bir takım gençler işte böyle yalanlarla HDP devrimci parti, AKP'ye karşı mücadele eden parti gibi göstermek suretiyle bir takım gençleri kandırmaya çalışıyorlar. Burada şunu da altını da çizelim sevgili Halil. Bakın, seçimlerden sonra, senin programında söylüyorum, seçimlerden sonra yeni bir açılım geliyor. Tayyip Erdoğan İngiltere'ye bunun için gitti. İngiltere'de bu işler bağlandı. Amerika'ya da İngiltere üzerinden mesaj gönderildi. Bu mesaj Amerika tarafından algılandı. Halkbank davasında beklenen ceza çok çok fazlaydı. Yarısından az bir ceza geldi. Bakın, bir Türkiye ile İngiltere üzerinden Amerika arasında görüşmeler yapılıyor, yürütülüyor ve göreceksiniz yeni bir açılım gelecek. Bu açılımlar Türkiye'yi gericileştirme, Atatürk çizgisinden çıkarma çabalarıdır ve Alevilere karşı yaşamsal bir tehdit oluşturmaktadır. Alevilerin şunu bilmesini istiyorum. Bugün eğer
Tunceli Dağları'na sığınmışsa Doğu Anadolu'da, Kuzey Doğu Anadolu'daki Aleviler, bunun bir sebebi var. Osmanlı Alevileri katletmiş, Türkmenleri, onlar da can derdiyle buralara kaçmışlardır. Peki Osmanlı bu Türkmenleri katlederken kimi kullandı? Doğu Anadolu'daki Kürt derebeylerini kullandı. Ben bunu kitaplarımda, Türk Aleviliğinde Dersim İsyanları ve Seyit Rıza Gerçeği isimli kitabımda ve diğer kitaplarımda belgelerini ortaya koyuyorum. Bakın, daha 1240 yılındaki Babalılar, yani Türkmenler Selçuklu yönetimine karşı ayaklandığında, Selçuklu devleti bu Türkmenleri kırmak için Kürtleri kullandı. Yani kendi askerlerinin yanı sıra Kürtleri kullandı paralı asker olarak. 1526 yılında Kalender Çelebi'ye karşı Kürtleri kullandı. Bu 2. Abdülhamit 1890'larda kurduğu Hamidiye alaylarıyla Doğu Anadolu'daki Alevileri katlettirdi. Ermenilere karşı kullanıyoruz, kullanacağız şeyle, paralosuyla kurulan Hamidiye alaylarını Alevilere karşı kullandılar. Doğu illeri ve Varto tarihini okusun inanmayanlar. Bunun altını çizelim. Yani özellikle şunu bilmesi lazım insanların. PKK ideolojik olarak ve onun uzantısı HDP ideolojik olarak Alevilerin hayat damarlarını kesmeye çalışan zihniyetin temsilcisidir. Alevilerin yeri Mustafa Kemal Atatürk'ün yanıdır. Düşünün ki 1921 yılında Cemalettin Çelebi Türkiye ateş içindeyken Mustafa Kemal için kendisi sahibi zaman Mehdi'dir demiş. Bunu bölgesindeki Alevilere bir mektup yazmak suretiyle duyurmuş ve daha 1920 yılından, 21 yılından itibaren Mustafa Kemal'i desteklemiştir. Mustafa Kemal olmasaydı Aleviler bugünkü siyasal, demokratik ve sosyal haklarını da elde edemeyeceklerdi. Onun için bakın bir şeyin altını daha ciddi. Rıza Bugün abi niye? Yavaş yavaş toparlayalım. Bir cümleyle bitiriyorum sevgili peki, Ali. Peki. Bugün bu tarikatçiler ve Kürtçüler Atatürk'e niçin düşman biliyor musun? Bir büyük sebebi de şu. 500 yıl boyunca ezdikleri, öldürdükleri, katlettikleri Alevileri o Atatürk eşit yurttaş yapmış ve onların üzerindeki bu Kürt-Osmanlı baskısını ortadan kaldırmıştır. Onun için Alevileri eşit vatandaş yapan ve zulümden kurtaran Mustafa Kemal'e Kürtçüler de, tarikatçı gericiler de düşmandır. Alevilerin buna göre tavır alması lazım. Peki. Teşekkür ediyorum Rıza abi. Sağ olasın, var olasın. Oldu. İyi yayınlar sevgili Ali. Sağ olun. Rıza abinin söylediği bir cümleden yola çıkarak bir tarihi hatırlatma yapacağım. Mustafa Kemal Atatürk Ankara'ya gitmeden önce Hacı Bektaş dergahına uğrar ve Cemalettin Çelebi ile uzun uzun konuşur. Oradan Ankara'ya doğru yola çıkar. Arkadaşlar, Türk tarihinde Seymen Alayı 3 kez kurulmuştur 1000 yılda. 1. Selçuklu Beyi için. Selçuklu Devleti'nin kuruluşu için. Seymen Alayı şudur. Biz bir devlet kuruyoruz. Biz Türkler bir devlet kuruyoruz. Ve Selçuk Bey'i de bu devletin başına getiriyoruz. Seymen Alayı hoppa hayda falan demek değildir. 2. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda Osman Bey içindir. 3. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda Mustafa Kemal içindir. Cemalettin Çelebi'nin haber vermesiyle, bakın Ankara'nın çevresindeki ilçelere, isimlerine bakın. Hep Türkmen, Yörük isimleridir, Türk isimleridir. Orta Asya'dan geldikleri yerlerin isimlerini Türkiye'ye taşımışlardır. Bakın Seyhun Ceyhun. Seyhan, Ceyhan. Aladağlar, Aladağlar. Ankara'nın çevresinde hep budur ilçelerde durum.
Mustafa Kemal'in Ankara'ya girişinde de bin yıllık, son bin yıllık Türk tarihinin 3. Seymen olayı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşu için, Mustafa Kemal için kurulmuştur. Bu işler çocuk oyuncağı değil. Bir milletvekili koltuğu kapacağım diye Aleviliği, Sünniliği, mezhepleri, şunları bunları siyasete karıştırmak çocuk oyuncağı değil. Ha, bakın, Alevilerin uluları vardır. Alevilerin uluları Anadolu'yu Türk yapan ululardır. Yunus Emre'lerdir, Nesimi'lerdir, Pir Sultanlardır, Hacı Bektaşlardır, Düzgün Babalardır ve en son Kamer Gençlerdir. Kamer Genç'in cenazesini hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Hı? Kamer Genç'in vasiyetini hatırlıyor musunuz? Tabutumu Türk bayrağına sarın. Alevi yurttaşlarımız budur. Göreceksiniz 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl, 100 yıl sonra nasıl o Alevi uluları bugün anılıyorsa Kamer Genç de onlar gibi anılacaktır ve Kamer Genç budur. Tabutu Türk bayrağına sarılmış bir Alevi yurttaşımız. Siz Kamer Genç'i ikna edebildiniz mi? Edemezsiniz. Savaşı ilk önce kadınlar hisseder. Niye? Çocuklarını kaybedeceklerdir, kocalarını kaybedeceklerdir, namuslarını kaybedeceklerdir, vatanlarını kaybedeceklerdir. Başka? Alevi yurttaşlarımızdır. Asırlarca ezilmişler, sürülmüşler ve Atatürk sayesinde eşit yurttaş haline gelmişler. Cumhuriyete sonuna kadar bağlılıkları, Atatürk'e sonuna kadar bağlılıkları bundandır. Atatürk'ün cumhuriyetin karşısında bu ülkeyi bölmeye çalışan bir silahlı hareketin siyasi unsurundan ben adayım deyip tekenli Alevi diyen kişi, kusura bakmasın, bizim nezdimizde değerli değildir. Kapattım. Evet, yine aday listelerine bakalım. Adaylara bakalım. Mesela. Yazgül'ü Aldoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içini iyi bilir. Bildiğim kadarıyla da CHP'lidir. Kemal Kılıçdaroğlu bütün muhalifleri temizledi demiş yazısında. Postada. Diyor ki, daha önce de yazdım. Milletvekili listeleri konusunda en çok CHP'nin başı ağrıyacak diye CHP seçmeni diğer partilere benzemez. Sorgular, itiraz eder, razı olmaz. AKP seçmeni zaten lider ne derse o. Listeyi lider yapar, onlar oy verir. İyi Parti daha ilk kez giriyor, kime neye itiraz edecek? CHP Cumhurbaşkanı adayını da bu yüzden çok düşüne taşına seçti ve 12'den vurdu. Aynı kanaatte değilim Yazgül'ü. CHP seçmeni olan da olmayan da inceden ve performansından memnundu ama milletvekili aday listeleri açıklanınca ciddi bir kıyamet koptu. Kimden mi? Önce kadınlardan. CHP'yi bir türlü erkek kulübü olmaktan çıkaramadıkları için kadınlar kızgın. Hem aday kadınlar hem seçmen kadınlar. Seçilecek yerlerde geçen seferden daha az kadın aday. Ayıptır. Üstelik hak yediler. Çok çalışan, başarılı, kamuoyunun sevgisini kazanmış kadın milletvekillerini silivermişler. Kadınları sanki özellikle en sonlara seçilemeyecek yerlere koymuşlar. CHP'nin geçen de çok eleştirdiğimiz, dalga geçtiğimiz TOBB yönetim kurulundan farklı olması gerekmez mi? Söylemedi demeyin, bu tavır kadın seçmeni İYİ Parti'ye kaydırır. Sadece Meral Akşener değil, etrafında da çok etkili kadın var. Bir başka eleştiri de tahammülsüzlük. CHP'de her zaman eleştiri ve farklı görüş olur. CHP daha solda olmalı diyen grupta, daha ulusalcı grup da tasfiye edilmiş. Bu tavırda genç ve soldaki seçmeni HDP'ye kaydırır,
Kaboğlu'na teklif götürüldüğünde sevinmiştim ama o kadar karşı çıkılan Bekaroğlu kadar iyi yerde değil. Kaboğlu seçilir ve 9. sırada. Baykal'ın listeye konulması ise akıl dışı. Vefa ille de milletvekilliğiyle mi ölçülür? Sağlığının yetersiz olması bir yana sosyal demokratlara tarih içinde yararlı mı oldu, zararlı mı? Döküm yapalım mı? Kılıçdaroğlu tam da artık lider oldu derken kendisine muhalif ya da rakip olabilecek herkesi temizlemiş. Hala seçmeni tıpış tıpış oy verirler diye gördüğünü açık etmiş. Şu siyaset ne kadar korkunç bir ortam diyor Yazgül Aldoğan. Tabii katılmadığım yerleri var Yazgül'ün yazısında ama şu net, Kılıçdaroğlu ne ulusalcı bıraktı ne solcu bıraktı doğrudur. Bir de CHP'deki tahammülsüzlük. Vay arkadaş ya, yolumu kesen siz. Siz derken ben ulusal kanalım. Ama Vatan Partisi. Vatan Partisi ne söyle? Ama Muharrem İnce'ye oy vermeyecekmiş. Mecbur mu? Vatan Partisi ayrı bir partidir. CHP'nin yan kuruluşu, bilmem nesi, şusu, busu değildir ki. Bu ne kibir? Vatan Partisi ayrı bir partidir. Kendisi oy... Ama biz ona imza verdik. Vermediniz. Açık konuşalım. Tek tük bireysel imzalar verildi. Örgütlü imzalar, Cumhurbaşkanlığı seçiminde örgütlü imzalar Saadet Partisi'ne ve İyi Parti'ye verildi. Ben sandıklarda durdum. Orada beni Saadet Partililer de, İyi Partililer de gördü. Hatta çok da hoş karşıladılar. Saadet Partililer lokumlar verdiler. İyi Partililerle sohbetler ettik. Ben gördüm olanı biteni. Örgütlü bir CHP imzası yoktu. Doğu Perinçek'in aldığı 116 bin, 118 bin, 120 bin imza örgütlü imzaydı ama Vatan Partisi'nin örgütlü imzasıydı. Vatan Partisi örgütleri deli gibi çalıştılar. Ayrıca çok da garip değil. Son seçimde ne almış? Baraj, şu, bu, bütün engellemelere rağmen 160 bin kararlı oy almış. 160 bin kararlı oy. Bunun 120 bini götürebilmiş sandığa, az bile götürmüş. Bakın, baraj sistemi olmasa Vatan Partisi'nin en az %7-8, 7 Haziran seçimlerinden önce Murat Gezici'nin, Gezici Araştırma Şirketi'nin şeyidir bu, tespitidir. Ama biraz daha çabalasa %13-14'e çıkacak bir oy potansiyeli vardır Türkiye'de. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçiminde baraj yok, bir şey yok, hiçbir şey yok. Doğu Perinçek'in bu ipi göğüslememesi için de bir sebep yok. Uçma Halil. Ne uçacağım ya? Ne uçacağım? Bir tarafta 72 kitap yazmış hukuk doktoru. Efendim, bu camın ismi neydi ya? Şunun. Ha, prompter'a bakmadan konuşan, hem de takır takır konuşan biri var. Ne söylediğini biliyor. Niye olmasın? Yani o kibiri bıraksın CHP'liler. Dünya yeniden kuruluyor. Yeni bir dünya kuruluyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi şu anda hala adayı biz kesinlikle Batı'dan yanayız, bilmem neyden yanayız, Avrupa Birliği'ne gireceğiz diye bağırıyor. Dünya değişiyor. Bakın Fransa, Suriye'ye gireyim, bilmem ne yapayım diyor ama İran'a gidiyor, Çin'e gidiyor, Rusya'ya gidiyor. İstanbul'daki üçlü zirveye katılmak için Fransa Cumhurbaşkanı yırtındı Macron. Niye? Yeni bir dünyanın farkında. Sen hala gidiyorsun Amerika, Amerika. Amerika kim? Amerika güney sınırlarımıza PKK, PYD'ye binlerce tır, on binlerce tır silah veren bir ülke. Zor. CHP'nin işi zor. Gerçekten zor. CHP'de mesela Haluk Pekşen diye bir Trabzon milletvekili vardı. Çok aklı başında, çok düzgün laflar eden. Büyük Orta Doğu projesine sonuna kadar karşı, Atatürkçü falan. Hatta biz de sık sık çağırırdık programlarımıza. Ulusal kanal olarak. Ne oldu? Liste dışı kaldı. Niye? Neden? Abdüllatif Şener girsin diye belki. Ya Haluk Pekşen nerede? O nerede? Ama bir iddiası var Haluk Pekşen'in.
Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri üzülmeyin, ne pahalısa, ne pahasına olursa olsun asla BOP projesine teslim olmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ağır ve meşakkatli bir süreçten geçerken mücadele gücümüz kırılabilir ancak azmimiz asla nefes alıyorsak hayat vardır. Hayat varsa umut da vardır diye bir tweet atıyor ve iddiası şu. CHP'nin aday listesi partide deprem yarattı. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkan vekiller listede yer bulamadı. Trabzon milletvekili Haluk Pekşen CHP'de BOP projesi yürütüldüğünü ifade etti. Merve Kavakçı'nın eski eşi Nazır Cihangir İslam Saadet Partisi kontenjanından aday gösterildi. Erzurum'da ise FETÖ'ye sahip çıkan avukat Naci Turan'ın aday gösterilmesi dikkat çekti. Nereden? CHP listesinden. Ey CHP'liler, bir daha bana sakın niye destek vermiyorsun, bilmem ne, niye eleştiriyorsun falan diye sormayın. Trabzon milletvekili Haluk Pekşen CHP'de BOP projesi yürütüldüğünü söylüyor. BOP projesi yürütülen bir partiye niye destek vereyim, niye eleştirmeyeyim? Bakın, Merve Kavakçı, rahmetli Bülent Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisi'nin efsane genel başkanı. Burası devlete meydan okunacak yer değildir, bu hanıma haddini bildiriniz diye Merve Kavakçı'yı salondan atan CHP Genel Başkanı. Değil mi? Bülent Ecevit'i, ey CHP'liler, şuranızdan söküp atabiliyor musunuz? Atıyorsanız bunu kabul edin. Merve Kavakçı'nın eski eşi Nazır Cihangir İslam, ittifak yaptınız ya Saadet Partisi ile, Saadet Partisi listesinden CHP milletvekili olacak. Ona oy vereceksiniz. Merve Kavakçı'nın eski eşine oy vereceksiniz. Erzurum'da FETÖ'ye sahip çıkan avukat Naci Turan'a oy vereceksiniz. Naci Turan'a, FETÖ'ye sahip çıkan adama oy vereceksiniz. Vereceksiniz. Ya CHP altı oka sahip çıkacak, ulus devlete sahip çıkacak ya da silinip gidecek. Sonra bana kızmayın. Kendim ettim, kendim buldum deyin. İkinci bölümde devam edeceğiz. Evet, televizyon gazetesine devam ediyoruz. Partilerin listelerine bakıyorduk. İyi Parti'de eski MHP'li ağırlığı varmış. AKP karışmış. 146 vekil devre dışı kalmış. Kalır abi. Seçimlerde... bu biraz önce Aydınlık'tan Vatan Partisi'nin vekil listesini gösterdik ya. Bir daha gösterelim mi onu Serkan? Bak hep gençler değil mi? Ey aslanım be! Ey yavrum be, bu Utku Reyhan var ya, bu Utku Reyhan acayip bir adam. Şeydeyiz, Silivri duvarlarının önündeyiz, hır çıktı, minareden gaz fişeği atıyorlar, bilmem ne. Hava eksilerde, böyle görülür görülmez kar havası. Utku'yu bir gördüm, sırtında kalın bir kazak ama sırılsıklam. Utku dedim, bu ne? Abi bir şey olmaz dedi. Ya oğlum zatürre olursun, verem olursun, ölürsün. Abi bir şey olmaz dedi. Aynen daldı yine gitti. Bu böyle bir şey bu. Böyle bir şey. Ya bu çocukların hepsi böyle ama. Bu Osman da öyle, Osman Erbil. Bu da az değil yani. Ha, bu ne bu? Ha bu İlker Yücel. O dediğim o Silivri duvarlarının önünde. Abi, Halil abi gel gel. Ne oldu? Abi çık otobüsün üstüne. Bir şeyler söyle. Bilmiyorum izleyeniniz oldu mu? Ben sizinle ölüme bile giderim. Helal olsun size diye bağırdığımız konuşma. İlker'le ondan sonra... Ey yavrum be. Ekrem Atar oradaydı. İstiklal Marşı söyletti. Söylediğimiz en güzel İstiklal Marşlarından biriydi. İlker adım adım her şeyinde var bu mücadelenin. Her aşamasında. Hepsi ama Yadigar Özen,
TGB Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. İşte Nuray Kaya, işte Uğurcan, işte Cem Dikmen, Bora Çelik. Ha, bu arada bana sordular. Abi sen niye milletvekili adayı olmadın ya diye. Benim B, C, D, E planlarım var. Ne gibi mi? Ne demek Volkan? Oğlum bak şimdi yeni sistemde milletvekili adayı olduğun zaman bakan olamıyorsun. Bakan olacağım dersen milletvekilliğinden istifa ediyorsun. Ben kafadan bakanlığa daldım. Milletvekili adayı olmadan direkt bakanlığa gireceğim. Şaka şaka. Ya arkadaşlar bunlar varken bizim neyimiz artık ya? Ha? Hep ne diyoruz? Yeniler gelsin, gençler gelsin. Helal olsun. İşte bak bunlar var pırıl pırıl. Yürüyün bakayım göreyim sizi be. Helal olsun size. Hepsi hani ne derler? 9 ateşten geçmiş, ateş çemberinden geçmiş çocuklar. Hem de daha bu yaşta. Sonuna kadar arkasında olacağız onların. Vallahi. Sonuna kadar arkasında olacağız. Geçenlerde Yalçın Küçük. Kılıçdaroğlu ve İnce AKP'lileşmiştir diyordu. Bir başka arkadaş, Türkiye'de seçmenin genellikle sağ muhafazakar olduğunu söylüyordu. Oraya yayın yazmış, Türkiye'de bir sağ vardır, bir de aşırı sağ diye. Dikkatimi çekti yazı. Ne demek istiyor oray diye, bir bakayım dedim. Bazen gazete köşelerinde gördüğümüz yazarımız rahatsızlığından dolayı bugünkü yazısını yazamamıştır ifadesinin siyasetteki karşılığı, Cumhurbaşkanı adayımız sesi kısıldığı için mitingini iptal etmiştir oluyormuş meğer. Gerçi bu bahaneye sığınmadı ve mitinglerini yaptı ama Muharrem İnce bozulmakta haklı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sadakati cumhuriyete, çok partili rejime, ülkeye, hatta partiye değil koltuğa. CHP'nin milletvekili aday listesi seçim öncesi ortaya atılan İnce'nin Kılıçdaroğlu tarafından tasfiye edilmek için aday yapıldığı iddialarını kuvvetlendiriyor. Geçen hafta Fatih Altaylı'nın yazdığı İnce'nin yalnız bırakıldığı iddiası da onca tartışmadan sonra doğrulandı. Zaten İnce'nin kendini savunmak için her mitingde yanımda 10 vekil var demesi de biraz gülünçtü. Biliyoruz ki CHP'de her an her yerde kullanılmak üzere 10-15 vekil hep vardır. Gerekirse başka partiye bile geçmeye razı olur bu vekiller. Doğru söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu belli ki İnce'nin kazanamayacağını biliyor. Hatta belki de iktidara yakın anketçiler gibi bu işin ilk turda sonuçlanacağını hesap ediyor. Doğrusu ben İnce'ye CHP içinden sabotajın ikinci turda yaşanacağını öngörmüştüm ama bu kadar bile sürmedi. Muharrem İnce artık tam anlamıyla yalnız bir adam. Başarılı olmasını istemeyen bir genel başkan, genel başkanın tek adam olarak yönettiği eli kolu bağlı bir partiyle ilerlemek zorunda kalacak. İnce'nin arkasında sadece Twitter ve eski toprak bir iki köşe yazarı var, o kadar. Eğer bu kadar engele rağmen başarıya ulaşırsa gerçek bir siyasi deha olarak ayakta alkışlanmayı hak ediyor, kazanırsa özür borcum var, Şener Şen değil, Münir Özkulmuş diyeceğim. Ha güzel laf be, Şener Şen değil, Münir Özkulmuş değil mi? CHP listesinin bir başka göstergesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk siyasetinde merkezin resmi olarak yerini oynattığı. Turgut Özal oynak merkez demiş, İdris Küçük Ömer de Türkiye'de sol sağdır, sağda soldur önermesini ortaya atmıştı. Solun tamamen yok olmasıyla Türkiye'de siyaset aşırı sağ ve merkez sağ arasında bir çizgide artık. CHP gerek parti programı gerek aday yapısıyla özellikle Me Too çağında hala erkek siyasetinde ısrar etmesiyle düpedüz eski tip bir merkez sağ partisi. Halbuki bu konuma Meral Akşener'in İyi Partisi göz dikmişti. Her şey o kadar allak bullak oldu ki Akşener'in seçim yaklaştıkça kimi vaatleri, basın özgürlüğü mesela, normal şartlarda sol partilerin temsil etmesi gereken değerler. Siyasette niceliksel bir ağırlığı olmayan Saadet Partisi gibi marjinal bir ucu meclise taşıyan CHP, sağa karşı görevini de yerine getiriyor. Ne garip, eskiden sola karşı bu görevini yerine getirmek zorunda hisseder ve çok erken bir hamle olsa da Kürt halkının temsil edilmesi için uğraşırdı bu merkez sol. Muhalif mahallede yaşanan kafa karışıklığı şimdi Muharrem İnce'yi ve İyi Parti'yi de aynı anda oy basılmasına yönlendiriyor. En azından Facebook siyaseti iki gündür bu çağrıyı dayatıyor. Kimi savrulmalarına rağmen çoktandır siyasi spektrumun bu sınırlı çizgisinin ortasına kendini konumlandıran AKP yerini korumaya devam ediyor. Ama özellikle de
Kürt düşmanlığını bir siyasi söyleme haline getiren Sosyalist Vatan Partisi'nin konumu şaşırtıcı. Ha geldik zurnanın zıt dediği yere. Doğu Perinçek ve arkadaşları Avrupa'da yükselen aşırı sağ partilerin Marine Le Pen'in çizgisine itiyor kendisini. Irkçılığın arttığı bir ortamda bunun uzun vadede siyasi bir karşılığı olacağını tahmin etmek zor değil. CHP'li seçmenin sola yakın olanları HDP'ye oy versin tavsiyesi de tam karşılık bulacak değil. Doğrusu Selahattin Demirtaş tam olarak partiye hakim olsa HDP gayet rahat CHP'nin boşalttığı merkez sola yerleşebilir, siyaseti dengelerdi. Zaten yıldızı ilk parlamaya başladığı zamanlar pek çok kişi tam CHP'ye genel başkan olacak kişi diye bahsediyordu Demirtaş'tan, ama o PKK bagajı yok mu? Şimdi bir geriye gidelim. Tamam anladık bunu anladık. Bir geriye gidelim. Kimi savrulmalara rağmen çoktandır siyasi spektrumun bu sınırlı çizgisinin ortasında kendini konumlandıran AKP yerini korumaya devam ediyor. Tamam. Ama özellikle Kürt düşmanlığını bir siyasi söylem haline getiren sosyalist tırnak içinde Vatan Partisi'nin konumu şaşırtıcı. Ne demek bu? Oray Eğin'e soralım. Vatan Partisi'nin hangi söylemi Kürt düşmanı? Kürt de biziz, Türk de biziz. Hepimiz Türk milletiyiz söylemi Kürt düşmanı mı? Kurtuluş Savaşı'nı birlikte veren Türkiye ahalisine Türk milleti denir. Atatürk'ün sözüdür. Bunu çok sık kullanır Vatan Partisi. Bu Kürt düşmanlığı mı? Hangisi? Oray Eğin, bir tane cümle göster bana. Kürt düşmanı bir tane cümle göster. Ama ben senin Atlantik gözüyle bu meseleye baktığını kanıtlayabilirim. Nasıl kanıtlayabilirim Oray? Şöyle kanıtlayabilirim. Oray yurt dışında yaşıyor çok uzun süredir. Yurt dışında yaşayıp da sol, sosyalist, ulusalcı, millici olmak çok mu zor? Bazen zorlaşıyor. Bazen zorlaşıyor. Bakın 12 Eylül'de yurt dışına kaçanların çoğu değiştirilmiştir. Çoğu, hepsi demiyorum. Şimdi bakın. Özellikle Kürt düşmanlığını bir siyasi söylem haline getiren Sosyalist Vatan Partisi'nin konumu şaşırtıcı diyor. Hangi Kürt düşmanlığı? Ama orayda bir şaşılık var. Oray Eğin, Kürt'le PKK'yı aynı görüyor. Kürt'le PKK'yı aynı gören başka kim var? Amerika var. Başka? Fransa var. Başka? İtalya var. Başka? İngiltere var. Yani tüm emperyalist merkezler Kürt ve PKK'yı aynı görüyor. Bir görüyor. Kürt eşittir PKK görüyor. Kürt eşittir PKK mı? Hayır. PKK Hendek Savaşları'nda ne yapmak istedi? Hendek Savaşları'nı başlatacaktı. Sivil Kürt bu direnişe destek olacaktı ve büyük bir halk ayaklanması başlayacaktı. Ne oldu? Kürt kardeşlerimiz aradan çekildiler. Emperyalizmin maşası PKK ile Türk güvenlik güçleri karşı karşıya kaldılar ve Mehmetçik onları o hendeklere gömdü. Demek ki Kürt halkımız PKK değil. Başka bir şey. Irak'taki Kürtler başlarına bir şey geldiğinde ne yaptı? Ülkelerini bırakıp Türkiye'ye, oradan Akdeniz üzerinden batıya kaçmaya kalktılar. Suriye'dekiler ne yaptı? Özellikle mesela Kobani, Rojava dediğiniz yerler. Oralardan kaçtılar. Kürt devletçikleri kurmaya kalktılar ya, oralardan kaçtılar ve Akdeniz'in sularında boğuldular ya da Avrupa'ya kaçabildiler. Türkiye'deki Kürt kardeşlerimiz ne yaptı? Yan komşuya geçti. Diyarbakır'da yan mahalleye geçti. Adıyaman'a geçti, Adana'ya geçti, Mersin'e geçti. Hendek Savaşı bitince gittiği yerine oturdu. Demek ki PKK eşittir Kürt değil. Kürt eşittir PKK değil. Bu yüzden Vatan Partisi ne diyor? Kürt de biziz, Türk de biziz, hepimiz Türk milletiyiz. Ama bölmek için hani birine 40 kere deli dersen deli olur derler ya. 30 yıldır Kürt, Türk, Çerkez, Abaza bilmem ne, Boşnak, Türk. Türk milleti diyemiyorlar. Oray bana bir tek Vatan Partisi'nin Kürt düşmanlığını gösteremez. Ama ben Oray'ın Atlantik ağzıyla Vatan Partisi'ne Kürt düşmanlığı yaptığını söyleyebilirim. Tamamen Atlantik ağzıdır bu. Devam edelim buradan.
Bir sonrakine. Bir dakika be kardeşim, bir öncekine gel. Doğu Perinçek ve arkadaşları, Avrupa'da yükselen aşırı sağ partilerin Marine Le Pen'in çizgisine itiyor kendisini. Bir dakika şimdi, orayı burada da anlaşamadık. Avrupa'da yükselen aşırı sağ partiler mi? Ulusalcı partiler mi bunlar? Marine Le Pen. Aşırı sağ ırkçı bir parti mi? Ya bir dakika, ne oluyor? Fransa'nın ulusal çıkarlarını önünde tutalım. Amerika'nın planlarına karşı duralım diyenler mi? Hangisi oray? Bakın, Sovyetler Birliği dağıldı. Kim dağıttı? Perestroika diyen adam dağıttı, değil mi? Neydi onun ismi? Alnında böyle şey vardı. Gorbaçov. Gorbaçov bir restoratördür. Sosyalist rejimden ne kaldıysa onu dağıttı ve yükselen değerler dediğimiz küreselleşmeye hibe etti. Sonra yerine bir alkolik geldi. Onu da çok sevdi Batı. Emperyalizm onu da çok sevdi. Çünkü nükleer, bilmem ne, konvansiyonel ne kadar silah varsa yerle bir ediyordu şey. Bak onun da ismini unuttum. Yeltsin, Yeltsin. Lan sen benim danışmanım ol ya. Her şeyi biliyorsun ha. Yeltsin darmadağın etti. Öyle hale geldi ki Rus generaller savaşlarda kazandıkları madalyaları kaldırımda satar hale geldiler. Bunda hiçbir şikayeti yoktu Batı'nın. Atlantik'in hiçbir şikayeti yoktu. Emperyalizmin hiçbir şikayeti yoktu. Çok da memnundu. Yeltsin'den, Gorbaçov'dan. Sonra Putin diye biri geldi. Ya bir dakika dedi. Büyük Rus milletinin ulusal çıkarları vardır dedi. Diktatör ilan ettiler. Yeltsin'i diktatör ilan ettiler. Hiç sevmediler. Aşırı milliyetçi dediler. Her şeyi dediler. Vahdettin'den çok memnundu Batı. Almanlar çok memnundu, İngilizler çok memnundu, Ruslar çok memnundu, Amerikalılar çok memnundu. Ama Türkiye diye Orta Anadolu'da şu kadarcık bir yer kalıyordu Sevr Anlaşması'na göre. Olsun, Almanlar çok memnundu, İngilizler çok memnundu, Ruslar çok memnundu, Amerikalılar çok memnundu. Sonra Mustafa Kemal diye biri geldi, Türk milletini derledi, toparladı, Türklerin ulusal çıkarları diye bir şey koydu. Mustafa Kemal'i diktatör ilan ettiler, haydut ilan ettiler. Demek ki oray, Batı sisteminden kopmak isteyen, emperyalizmden kopmak isteyen, ulusal çıkarlarını sağlama almak isteyen herkese emperyalizmin bütün yayın organları diktatör diyebilir, aşırı sağcı, aşırı milliyetçi diyebilir. Bakın, Doğu Perinçek, Rauf Denktaş önderliğinde Talat Paşa Komitesi'ni kurduğu zaman amacı neydi? Batı'nın 100 yıllık yalanını yerle bir etmek. Neydi o yalan? Ermeni soykırımı yalanı. O sırada, o dönemde Avrupa'daki medya organlarında Doğu Perinçek için ne yazılıyordu? Ultra milliyetçi. Yani bunları yerle bir edin. Ne geldi arkasından? Talat Paşa Komitesi olduğu gibi içeri atıldı. Doğu Perinçek içeri atıldı. Bilmem ne içeri atıldı. Yani şekerim, bir tanem, oraycım, bu işler senin bildiğin gibi değil. Anlamadığın işlere karışma, bu işler devlet işleri. Bu işler çocuk oyuncağı işler değil. Marine Le Pen'in çizgisine itiyor kendisini. Marine Le Pen'i beğenmiyorsun. Marine Le Pen'i tasfiye etti emperyalizm Fransa'da. Yerine neyi getirdi? Macron'u getirdi. Macron kim? Suriye'de bize karşı silah kullanmaya aday olan adam. Bunlar mı? Tercihiniz bunlar mı? Macronlar mı? Macronlar mı? O zaman mesele yok. Ama oray dediğim gibi, güzel kardeşim hatırlarsan seninle Reha Maden sayesinde Karaköy Limanı'nda bir restoranda tanışmıştık. Öyle bir bakıp, bu da mı gazeteci demiştin Reha Maden'e? Ben gazetecilik yaparken siz çelik çomak oynuyordunuz. Gidin okuyun. Bunlar okuma eksikliği. Ama Atlantik'in gözüyle okumayın. Cumhuriyet'in gözüyle okuyun. Atatürk'ün gözüyle okuyun. Mensubu bulunmaktan,
şeref duyduğum Türk milletinin gözüyle okuyun, yabancının gözüyle okumayın. Böyle saçma sapan şeyler yazarsınız ondan sonra. Evet, devam edelim. Serkan ne oldu? Bir telefon bağlantısı olacaktı. Serkan, seninle bu anlaşmazlığımız yüzünden var ya, her şey böyle, her şey ama seyircinin gözü önünde cereyan ediyor. Bilmiyorum ne kadar doğru. Ya da doğru mu değil mi? Ne oldu? Bak cevap veriyor mu ya? Vermiyor değil mi? Gıkı çıkmıyor değil mi? Peki, öyle olsun. Şimdi arkadaşlar, bu çok girmek istemiyorum şeye, bu milletvekili aday listesinde listesinden dolayı hangi partide ne arıza çıktı falan filan meselelerine de. Tabii mecburen gireceğiz. Ama girmeden çok ilginç bulduğum bir haberi paylaşmak istiyorum sizinle. Bahçeli ne demişti önceki hafta? Bir af çıkarılmalı. Cezaevlerinde 235 bin kadar mahkumu var. Ve daha sonra Selahattin Demirtaş'ı kastetmediğini söylemek için Alaaddin Çakıcı gibi, Kürşat Yılmaz gibi Türk milletinin asli evlatları anlamına gelen bir laf söylemişti. İçeride ne yani demişti. Siyaset nasıl bir şey ya? Eğer bu haber doğruysa, Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlandığı için doğruluğundan kuşku duyabiliyorum, ne günlere kaldık. Eskiden Cumhuriyet yazıyorsa doğrudur diyorduk. Şimdi Cumhuriyet yazıyorsa doğruluğundan kuşkulanıyorum diyorum. Bahçeli'den Çakıcı'ya özel heyet. Olacak iş mi? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kırıkkale'de hükümlü bulunan ancak Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören organize suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı'ya Ankara İl Teşkilatı aracılığıyla geçmiş olsun dileklerini ilettiği öğrenildi. Çakıcı ise sıhhatiyle yakinen ilgilendiğini söylediği Bahçeli'ye teşekkür etti. Bahçeli, AKP'nin kabul etmediği genel af önerisinde Çakıcı'dan ülkü ve ülke sevdası olan davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaaddin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı ifadeleriyle bahsetmişti. Çakıcı Bahçeli'nin bu önerisi karşısında ömrünü adı gibi devlete adayan Sayın Bahçeli'nin mecliste benim ve arkadaşım Kürşat Yılmaz'la ilgili, ayrıca tüm kadar mahkumları ile ilgili söylemlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum ifadelerini kullanmıştı. Muhabbet nasıl ama? Şahane değil mi? Aa! Aa! Ay, gülmekten konuşamıyorum ki. Çakıcı'nın seçimlere 15 gün kala mutlaka bir yazıda yazacağımın bilinmesini isterim açıklaması da dikkat çekmişti. Arkasından da hastaneye kaldırılmıştı diyor. Bahçeli'nin önceki gün akşam saatlerinde Çakıcı'nın tedavi gördüğü hastaneye Ankara İl Başkanı Turgay Başduğ ve Başduğ'un baş danışmanı Murat Taner'i gönderdiği öğrenildi. Başduğ ve Taner Çakıcı'ya Bahçeli'nin geçmiş olsun dileklerini iletti. Çakıcı da avukatı Can Sevinç ve basın danışmanı Ferhat Aydoğan aracılığıyla Bahçeli'ye teşekkür mesajı yayınladı. Çok iyi, yazının üstüne gelelim, yukarıya gelelim. Yazı bitti burada. Yukarıya gelelim. Tamam. Arkadaşlar, bir kavram okumuştum 90'lı yıllarda. Doğu Perinçek'in bir kitabının kapağıydı galiba, adıydı. Mafyokrasi. Bu düzen öyle bir hale geldi ki diyor, mafyokrasi artık Türkiye'yi yönetiyor diyordu. Şimdi bakar mısın ya? Ülkü ve ülke sevdalısı olan davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaaddin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla, 100 bin ülkücünün imzasıyla. Hadi Serkan, hadi güzelim. Aday gösterilseydi bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?
Ne diyeyim ben? Ne diyeyim? Söylenecek bir şey yok. Ha, netice itibarıyla deriz ki ya adam hasta, bir insani şey. Doğrudur. Bu insani tarafı vardır. Çok iyi biliyorum. Yaşar Kemal de Dündar Kılıç hastanedeyken ziyaretine gitmişti. Hiçbirimiz bir şey demedik. 12 Mart'ta aynı cezaevinde yatmışlar. Hatta Dündar Kılıç, İlhan Selçuk'a da ziyarete gelirdi. Kimse garip karşılamazdı ama bu farklı galiba biraz. İnsani tarafı ayrı. İlhan Selçuk ya da Yaşar Kemal Dündar Kılıç'tan hiç kahramanlar falan diye, bu milletin gözü kara evlatları diye bahsetmiyordu. Devlet Bahçeli bahsediyor. Programın başında dedim ya, bir gariplik var. Türk siyaseti şeyinden kaydı, omurgasından kaydı. Omurgasından kaydı. İdeolojisizleşti. Emperyalizm tam da bunu oynuyordu. Türk milleti tarihiyle, Türk milletin tarihinden koparmalı diyen Karen Fogg'un o iletileri boşuna değildi. Atatürk'ün resimlerinin duvarlardan indirilmesi operasyonları, TC'nin resmi dairelerden indirilmesi operasyonları boşuna değildi. Siyasi partilerimiz ideolojisizleştirildi. Türk milletinin ideolojisi nedir? Mustafa Kemal'dir. Başka ne olacak? 1000 yıllık, 10 bin yıllık Türk tarihi Mustafa Kemal'de öz haline dönmüştür. Bu kadar 30 sene Mustafa Kemal düşmanlığı, 30 sene Mustafa Kemal düşmanlığı geriye ne kalır? Arkadaşlar, bizim de çocukluğumuzda, gençliğimizde kahramanlarımız vardı. Köroğlular vardı mesela. Ben bir köroğluyum, dağda gezerim. Niye? Bolu Bey'ine, zalim Bolu Bey'ine isyan ediyordu. Kahramanımızdı. En büyük kahramanımız Mustafa Kemal'di. Şimdi gençlerin önüne en büyük kahraman olarak kim konuluyor? Polat Alemdarlar konuluyor. Çukur konuluyor. Çukur. Toplumun önüne idol diye Çukur'un kahramanları Polat Alemdarlar konulduğu takdirde olacağı budur. Evet, ne yapıyoruz? Biraz dünyaya bakıyoruz. Dünyaya bakmadan önce bir dakika ya. Bir şey daha var. Seçimlerle ilgili bir yazı daha var, ona da bakalım. Arslan Bulut, Yeni Çağ Gazetesi'nden. Seçimlerde BOP kriteri diye bir yazı yazmış. Büyük Orta Doğu Projesi kriteri diye. Ona da bir bakalım. Ondan sonra dünyada ne oluyor bitiyor. Şeye bakacağız daha. Irak'taki Türk kardeşlerimiz direnişleri ne durumda? İşte Belçikalı bir kadın avukat aynı zamanda kendi memleketinin güzellik kraliçesi olmuş falan. Kur'an hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Avrupa Birliği kriterlerine uymuyor diye. Ebe kadın ya. 1400 sene önce Avrupa Birliği kriterleri mi vardı? Ne diyeyim? Arslan Bulut'a bir bakalım. Devlete suikast başlıklı yazımı Türkiye'de dört bir yandan kendisini de yok edecek Büyük Orta Doğu Projesi'ne evet demesi için sıkıştırılıyor. İktidar bu projeye teslim olarak kurulduğu halde milletin direnci sayesinde uygulayamadı. Şimdi tam yetkiyi işte bu proje için istiyorlar diye bitirmiştim ki dün tam da bu konuyla ilgili önemli gelişmeler oldu. Son dönemde CHP'nin parlayan yüzü olan Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, aday listesinde kendisine yer verilmemesiyle ilgili olarak
Gül'ün adı ilk ortaya çıktığında karşı çıkanlardan biri de bendim. Bana 3 ay önce Gül'ün adaylığına karşı çıkma, milletvekilliğinden olursun denilmişti. Aldırmadım. Katıldığım televizyon programlarında karşı olduğumu söylemeye devam ettim. En son bir ay önce bir uyarı daha oldu. Ancak ben ısrarla karşı olduğumu kamuoyu önünde söylemeye devam ettim. Gördüğüm tablo şu. Benimle birlikte Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığına itiraz eden kim varsa liste dışı kalmıştır diye bir açıklama yaptı. Pekşen, Mustafa Kemal'in Atatürk'ün askerleri, üzülmeyin, ne pahasına olursa olsun asla BOP projesine teslim olmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi ağır ve meşakkatli bir süreçten geçerken mücadele gücümüz kırılabilir ancak azmimiz asla. Nefes alıyorsak hayat vardır, hayat varsa umut da vardır dedi. Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt da sevgili CHP'liler açıklanan aday listesinin yarattığı havayı görüyor. Görüyor, anlıyorum. Sakin olmak gerek. Sadece şunu söylemek isterim ki ben CHP'liyim, Mustafa Kemal'in askeriyim. Hiçbir güç son kale CHP'yi BOP'a ve emperyal planlara teslim edemeyecektir. Sel gidecek, kum kalacaktır diye mesaj yayınladı. Bir dakika daha bitirmedim orayı ya. Her iki açıklamanın orta tarafı BOP projesine teslim olup olmamak meselesi. İlaveten bir süre önce AKP iktidarının su kaynaklarını ve ormanların özelleştirilmesi için yasa çıkarması üzerine, evet, sularımızın özelleştirmek istenmesiyle emperyalist güçlere hizmet mi edilmektedir, sularımızı özelleştirme kararını veren iktidar mıdır, dış mihraklar mıdır diye soran CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi de liste dışı kaldı. Bu durumda Can Yücel'in anlarsın ki aslında kimsenin farkı yok kimseden. Sadece biri daha iyi yalan söyler, biri daha iyi oynar oyunu. Hepsi bu şiirini hatırlıyorum ister istemez. Burada sorun birkaç kişinin aday olup olmaması değildir. Yani onlar varsa CHP var olacak, onlar yoksa CHP yok olacak değildir. Yalnız bir önceki seçimde Ekmelettin İhsanoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu seçimde de Abdullah Gül'ü aday göstermek için ciddi bir çaba harcamıştır. Bu açık bir gerçek. Kemal Bey, Gül projesi gerçekleşmeyince parti içinde buna karşı çıkanları liste dışı bıraktıysa, liste dışı kalan adaylardan ikisi yapılanlar BOP'a teslimiyettir diyorsa, CHP'nin BOP eş başkanı olan AKP'den ne farkı kalıyor? Nefes alıyorsak hayat vardır, hayat varsa umut da vardır dedi. Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt da, sevgili CHP'liler, açıklanan aday listesinin yarattığı havayı görüyor, anlıyorum. Sakin olmak gerek, sadece şunu söylemek isterim ki ben CHP'liyim, Mustafa Kemal'in askeriyim. Hiçbir güç son kale CHP'yi BOP'a ve emperyal planlara teslim edemeyecektir. Sel gidecek, kum kalacaktır diye mesaj yayınladı. Her iki açıklamanın orta tarafı... Ya aynı yeri okutuyorsun bana Serkan ya. Ya Allah'ını seversen, ciddi misin ya? Oğlum buraları okuduk. Serkan, okuduk buraları. Görüyorsun değil mi Emre? Açık suikast ya. Bir önceye gel bari. Tamamlayalım, hatırlatalım. Bir önceye gel. Evet. Gülay Yedekçi de liste, evet, dışı kaldı. Bak yine aynı şeyi okutuyor ya. Vazgeçtim Serkan. Vallahi vazgeçtim. Ama ben bu yazıyı okurum. Bu durumda Can Yücel'in anlarsın ki aslında kimsenin farkı yok kimseden. Sadece biri daha iyi yalan söyler, biri daha iyi oynar oyununu. Hepsi bu şiirini hatırlıyor mu ister istemez. Burada sorun birkaç kişinin aday olup olmaması değildir. Yani onlar varsa CHP var olacak, onlar yoksa CHP yok olacak değildir.
Yalnız bir önceki seçimde Ekmelettin İhsanoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu seçimde Abdullah Gül'ü aday göstermek için ciddi bir çaba harcamıştır. Bu açık bir gerçek. Kemal Bey Gül projesi gerçekleşmeyince parti içinde buna karşı çıkanların liste dışı bıraktıysa liste dışı kalan adaylardan ikisi yapılanlar BOP'a teslimiyettir diyorsa CHP'nin BOP eş başkanı olan AKP'den ne farkı kılıyor? Bu tespitleri yapmamın sebebi CHP'ye karşı İYİ Parti'yi öne çıkarmak mıdır diye sorulabilir. Hayır, niyetim bu değil. Niyetim Türkiye'nin nasıl bir bela ile karşı karşıya kaldığını herkes tarafından anlaşılmasıdır. İktidarı ve ana muhalefeti yönlendiren güçler İYİ Parti'yi de sıkıştırmıştır elbette. Buna rağmen Abdullah Gül'ün çatı adaylığını önleyen Meral Akşener'dir. Zaten hem aday olacağını herkesten önce açıklayıp hem de başka birini desteklemesi mümkün değil demiş. Fakat CHP'nin Gül projesine yatmış olması adaylık listelerinde bile BOP kriterinin geçerli olduğunun ileri sürülmesi Türkiye için yeterince alarm işareti değil midir? Doğru, CHP tarafıyla doğru, İYİ Parti tarafıyla biraz doğru. Meral Akşener, ben bir kere aday oldum kardeşim, vazgeçmem dedi. Biraz ihtiras, biraz inat. Ama Abdullah Gül'ün adaylık projesini asıl bozan, benim her zaman takdir ettiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürkçü, devrimci, cumhuriyetçi, Silivri duvarlarını birlikte yıktığımız, ulusta Cumhuriyet Bayramı'nı birlikte kutlayıp Aslanlı Yol'da birlikte yürüdüğümüz Cumhuriyet Halk Partisi'nin devrimci tabanıdır, cumhuriyetçi, Atatürkçü tabanıdır. Asıl o projeyi yerle bir eden, CHP'nin tabanından gelen ve şerefli işte Haluk Pekşen gibi, diğerleri şerefsiz anlamında söylemiyorum, öne çıkan bu şeyleriyle Hüsnü Bozkurt gibi, diğer milletvekilleri gibi milletvekillerinin direnişidir. Meral Akşener'inki daha bireysel bir tutum, daha bir şey. Yoksa Meral Akşener BOP'a çok karşı bir insan değildir. Biz NATO'dan yanayız, biz Batı'dan yanayız dediğin zaman niyetin belli oluyor. Şimdi geçelim şeye, dünyaya. Dünyada ne var ne yok? Dünya tarafından nasıl görülüyoruz? Onlara bir bakalım. Efendim Bernard Lewy öldü. Dün vermiştik haberini. Önemli bir tarihçiydi. Yalnız ben bir not düşmüştüm. Neokon zihniyetinin yaratıcılarından biridir diye. Soner Yalçın da bunu yazmış. Minnettarız demiş Soner Yalçın Bernard Lewy için. Ne diyor bir bakalım. Bakalım Soner Yalçın'ın yazısına. Bernard Lewy vefat etti. Orta Doğu ve İslam tarihi konusunda tanınmış tarihçilerdendi. Kimi çevrelerce hep istihbaratçı görüldü. Bunun sebepleri vardı. Londra 1916 doğumluydu. Londra Üniversitesi'nde Doğu sorunu üzerine çalıştı. Master tezi, ilk İslami loncalar ve doktora tezi İsmaili mezhebi oldu. İlk kitabı İsmaililiğin kökeni 1940'ta çıktı. İkinci Dünya Savaşı hemen öncesinde Chatham House kadrosuna alındı. Şu lanet olası Chatham House burada da çıkıyor karşımıza. Her yerde çıkıyor karşımıza. Türkiye uzmanı kadrosuyla Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmaya başladı. Buradan kendi isteğiyle Savaş Bakanlığı'nın istihbarat bölümüne geçti. Arabistanlı Lawrence, ata binmeyi bilmeseydi başarılı olamazdı diyerek at binmeyi öğrendi. Otobiyografik tarih notları bir Orta Doğu tarihçisinin notları kitabında Yahudi olarak İngiliz servisinde yaşadığı zorlukları anlattı. Britanya istihbaratında Türk istihbaratına yöntemleri geçerliliğini yitirmiş ve örgütleri de ehliyetsiz olduğundan ortak hedefler açısından bir tehdit oluşturduklarını açıklamak üzere irtibat maksadıyla bir kişinin gönderilmesi gerektiğine karar... Burası değil yavrum, aşağısı. Orasıymış. Bu sefer sen haklı çıktın. Tiyatro oldu bu ha. Borçluyum. Tamam dur. Gerektiğine karar verildi. Ben seçildim ve bu görevi dört gözle beklemeye başladım. Daha sonra üstlerimiz fikirlerini değiştirdi. Derin bir hayal kırıklığına uğradım. Geriye dönüp baktığımda bu göreve beni göndermedikleri için üstlerime içten bir teşekkür borçluyum. Bizim istihbarat servisimizde tam zamanlı profesyonelle savaş sırasında geçici görevliler arasında açık bir anlaşılmış ve genel olarak kabul edilen bir ayrım vardı. Savaş sona erdiğinde geçiciler farklı işlerine geri döndüler ve istihbarat işleriyle bir daha hiçbir ilişkileri olmadı ama Türklerin bunu anlayıp kabul edecekleri konusunda şüphelerim var.
Eğer Türkiye'ye bir tür bu tür bir görevle gitmiş olsaydım hayatım boyunca bir casus olarak yaftalanacaktım demiş. Lyndon LaRoche, Bernard Lewis'e göre eksantrik biri. ABD'li LaRoche sosyalistti. Hindistan bağımsızlık hareketine destek verdiği dönemde Marksist oldu. New York'taki Özgür Üniversite kuruluşunda yer aldı. Kolombiya gibi okullardan gelen öğrencilere Marksizm dersleri verdi. Ulusal çalışma komiteleri kurdu. Burada bir istihbarat ağı oluşturdu. Dünyanın dört yanındaki taraftarlarının gönderdiği bilgileri yani sızıntıları çıkardığı basın organlarında, panellerde vesaire yayınladı. Her iddiası gündem oldu. Bu nedenle LaRoche hakkında söylenmedik, yazılmadık kalmadı. Yahudi düşmanı denildi, siyah düşmanı dendi, Sovyet casusu dendi, FBI ve CIA ajanı dendi. Sahiden ABD'nin son 50 yıldaki en ayrıkçı siyasetçisiydi. Örneğin 8 kez ABD başkanlığına aday oldu. Bir seçim beyanında Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz'i Irak'ta savaş çıkarıp insanları öldürdükleri için yargılayacağını söyledi. Hedefindeki isimlerden biri de Bernard Lewis'ti. Lewis'i İslam radikalizminin gelişmesine kasıtlı olarak göz yummakla ve bu hareketleri kışkırtmakla itham etti. Buna Lewis doktrini adı verildi. Ona göre bu İngiliz istihbaratı stratejisiydi. Keza Lewis'i Irak işgalinin ve İran'a saldırma projesinin ardındaki entelektüel neokon etki olarak değerlendirdi. Lewis, ılımlı İslam teorisyenlerinden biriydi. Ben haklı çıktım. Yani dün neokonların fikir babası demekle. Uzatmayayım, yazdıkları, söyledikleri çok çevreyi rahatsız eden LaRoche, vergi cezasıyla hapse atıldı, etkisizleştirildi. LaRoche gözden düşürüldü ama Lewis doktrini gündemden düşmedi. Şöyle, Lewis yaşamı boyunca Turgut Özal gibi dünyanın dört yanındaki kimi politikacılarla yakın dostluk kurdu. Siyasi ilişkileri tartışma konusu oldu. Örneğin, ABD Savunma Bakanlığı 1989-93 ve ABD Başkan Yardımcılığı 2001-2009 görevlerinde bulunan Dick Cheney ile Irak Savaşı öncesinde keza Başkan George W. Bush'tan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ritchie'ye kadar Beyaz Saray'ın etkili isimleriyle toplantılar yapması Lewis doktrinini yine gündeme getirdi. Peter Waltman adlı gazeteci Wall Street Journal'da 2004 yılında bu konuda makaleler yazdı. Lewis'in tarihçi kimliği de tartışma konusu oldu. Edward Said, emperyalizmin egemenlik aracı olarak değerlendirdiği kimi batılı oryantalistler gibi Lewis de Orta Doğu konusunda nesnel olmamakla eleştirdi. Edward Said'e göre bu tür tarihçiler salt kendilerini onaylatmak için tarihe yanlı bakıyorlardı. Yazdıkları bilimsel tarafsızlık ilkesine dayanmıyordu. Çalışmaları bilimsel değil, politikti. Lewis'in tek yaptığı Orta Doğu halklarının batılı olmadığını tekrarlamaktan ibaretti. Noam Chomsky ise Lewis'i basit bir propagandacı olmakla itham etti. Medeniyetler çatışmasının ilk ideoloğuydu vesaire. Diğer yandan Lewis Türkiye'de pek tartışılmadı. Genellikle duygusal bakıldı. Hele Modern Türkiye'nin Doğuşu kitabında Ermeni soykırım iddialarına karşı çıktığı için Fransa'da yargılanmasından dolayı Türk dostu görüldü. 1998'de Atatürk Uluslararası Barış Ödülü verildi. Kuşkusuz Bernard Lewis yazdıkları ve politik ilişkileriyle uzun yıllar tartışılmaya devam edilecek. Baksanıza Başbakan Netanyahu'nun ölümü ardından ne dedi? Sonsuza kadar minnettar olacağız. Netanyahu birine sonsuza kadar minnettar olacaksa Leylim Ley, yandı gülüm keten elva. Şimdi biraz bölgemize bakalım, Batı Asya'ya bakalım. ABD'den nefes yok. Kime yok? İran'a yok. ABD inanılmaz yaptırımlar uygulayacakmış. Bunu şeyden görelim istersen Serkan, Hürriyet'in 12. sayfasından görelim. İnanılmaz yaptırımlar getiriyor ABD İran'a. Ama İran daha önce de belli yaptırımlarla karşılaştığı için ne kadar etkilenecek göreceğiz. Bu Hürriyet'in 12. sayfası mı? Sanmıyorum. Bence bu. Anladığım kadarıyla Aydınlığın 11. sayfası. Ha diyorsan ki abi benim dediğimi yapacaksın, Hürriyet'ten okumayacaksın, Aydınlık'tan okuyacaksan olur, okuyalım.
ABD'nin ekonomi polisi olmasına izin vermeyeceğiz demiş. Kim demiş? Fransa Maliye Bakanı demiş. ABD'nin İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesine Avrupa'dan tepki gelmeye devam ediyor. Fransa Maliye Bakanı Le Maire, ABD'nin dünya ekonomi polisi olmasına izin mi vereceğiz? Cevap hayır açıklamasında bulundu. Güzel. Demek ki Avrupa'da Atlantik'le olan sürtüşme hız alarak devam ediyor. Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, pazar günü CNews televizyonu ve Europe 1 radyosuna yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin ABD'ye karşı tutumunu sertleştirmesi gerektiğini söyledi. Deutsche Welle'nin haberine göre, vay be arkadaş ya, haberciliğe bak. Emre nasıl ama? Emre sen iletişim mezunusun değil mi? Niye? Ben öyle biliyorum. Güzel sanatlar. Hangi bölüm? Ha tamam canım, bizdensin işte. Haberciliğe bakar mısınız arkadaşlar? Fransız Maliye Bakanı CNews televizyonu ve Europe 1 radyosuna açıklama yapıyor. Açıklamayı Deutsche Welle alıyor, haber yapıyor. Biz Deutsche Welle'den alıp haber yapıyoruz. Nasıl ama? Muhteşem. Şahane. Bayıldım. Deutsche Welle'nin haberine göre Le Maire, Fransa'nın İran'la ticaret yaptığı için ABD yaptırımlarıyla karşılaşabilecek Avrupa merkezli şirketlerin zararının Avrupa Birliği tarafından karşılanmasını değerlendirdiğini aktardı. Le Maire, Avrupa Birliği'nin Avrupalı şirketleri ABD yaptırımları karşısında korumak için müdahalede bulunabileceğini söyledi. Bakan, ABD'nin dünya ekonomik polisi olmasına izin mi vereceğiz? Cevap hayır dedi. Avrupa Komisyonu 1996 yılında kabul edilen Blocking Statü, engelleme mevzuatı adlı yasayı Cuma günü yeniden etkin hale getirmişti. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Birliği Komisyonu olarak Avrupalı firmaları korumak görevimiz demişti. Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı Erik Schweitzer, Reductions Network Deutschland'da yayımlanan açıklamasında Trump'a karşı daha sert bir tutum benimseme çağrısında bulundu. Schweitzer, Trump'ın önce Amerika politikasının giderek daha fazla yalnız Amerika anlamına geldiğine vurgu yaptı. ABD'nin onlarca yıldır serbest ve adil dünya ticaretinin yalnızca uluslararası geçerliliğe sahip kurallar temelinde gelişmesi noktasında bir garantör olduğunu söyleyen Schweitzer, belli ki artık bu böyle değil dedi. Anlaşıldı. Almanya, Fransa, Amerika ile baya baya takışmaya başlamışlar, sürtüşmeye başlamışlar. Bundan kimin faydası olur? İyi değerlendirebilirse Avrasya'nın faydası olur. Onları da kendi safına çeker ve Amerika'yı yalnızlaştırır. Fazla bir zamanımız kalmadı değil mi? Kaç dakikamız kaldı? 2 mi? 2 dakika yetmez ama. Evet. Arkadaşlar, Cumhuriyet'in son sayfasında bir haber var. Cumhuriyet'in son sayfası. Serkan niye taktın bugün bana, anlamıyorum ki. Derdin ne? Az sonra program bitecek, anlatırsın. Bırak programı yapayım. Hı? Bakın şimdi. Makaraya bakın. 2300 yıllık türbe sandılar boksörün mezarıymış. Marmaris'in Turgut Mahallesi'nde yöre sakinlerinin yıllarca türbe diyerek ziyaret ettiği, adaklar adadığı ve dilekler tuttuğu mezar, Milattan önce 300 yılında yaşayan Yunanlı önemli bir boksör olan Diagoras'a ait çıktı. Anıt mezarın sahibi Diagoras, mezar kitabesinde hiçbir korkak mezarıma zarar vermesin uyarısında bulunmuş. Yunanlı boksör Diagoras ve ailesine ait olduğu ortaya çıkan anıt mezar, mimari yapı anlamında Türkiye'de ayakta kalan tek piramit mezar. 2300 yıl önce mezarına zarar verilmemesini isteyen Diagoras, çünkü ben en yukarıda olarak her şeyi gözetleyeceğim ki hiçbir korkak adam gelip de mezarıma zarar vermesin ifadeleri dikkat çekti. Anıt mezarının en üstünde olduğu tahmin edilen Rodoslu Diagoras ve eşine ait heykelin de yine kaçak kazılar sonrası kaçırıldığı sanılıyor. Marmaris Turgut Mahallesi'nde bir mezar var. Millet bunu zannediyor, türbe zannediyor, bir ermişin türbesi. Yıllarca adak, şu, bu, bez bağlıyorlar falan, dualar okuyorlar. Arkadaşlar, Artvinli bir arkadaşım anlatmıştı. 12 Eylül öncesi, tabii alayı solcu bunların, çoğu da dev yolcudur. Genç,
15-16 yaşında çocuklar, bütün abilerde tabanca var diyorlar. Bizim tabancamız yok, tabanca alacağız diye abilere para istiyor. Lan gidin ne tabancası falan diyorlar. 12 Eylül öncesinden bahsediyorum. 77-78. Bir gün diyor, caminin önünden geçerken hoca vaaz veriyor. Şehit kutsaldır, şehit silahını bırakmaz, şehit silahıyla gömülür. Ancak komutanı gelir şehide, oğlum tamam işin bitti, yani görevin bitti, silahını ver derse ancak komutanına silahını teslim eder diye bir vaaz vermiş. Bizimki de bunu duymuş, arkadaşlarıyla toplanmışlar. Baba demişler, nerede şehit mezarı var? Bulamamışlar. Yakın köyde, şurada burada. Bir tepede bir şey varmış. Böyle bir mezar varmış. Bir ermişe ait falan olduğu düşünülen bir mezar. Adaklar adanıyor bilmem ne. Ulan demişler, ermişse, türbe ise kesin şehittir. Şehitse silah yanındadır. Ondan sonra ver oğlum görevin bitti deriz silahını. O da verir bize silahını. Biz de onu kullanırız demişler. Abi 15-20 çocuk, 15-16 yaşlarında, 17 yaşlarında bir girişiyorlar tepeye. Bir gün, üç gün, beş gün, 10 gün, 15 gün tepe dümdüz. Şehit çıkmıyor. Hiçbir şey çıkmıyor. Silah da çıkmıyor. Bunu Artvinli bir arkadaş anlattı, yaşadığı bir olay. Abi dedi, 3 tane küp bulduk yan yana. Dedim. Mecburen kırdık dedi, kırmızı bir sıvı attı. Peh dedik dedi. İkinciye vurduk, ikinciden de kırmızı bir sıvı attı. Üçüncüye vurduk, üçüncüden de kırmızı bir sıvı attı. Şarap küplerini kırmışlar. Gariplik şurada. Yüzlerce yıl bir ermişin mezarı diye 3 küp şaraba bir sürü adak adamışlar, bir sürü şey bağlamışlar, bez bağlamışlar. Arkadaşlar, Türkiye şeyhler, dervişler, meczuplar, mensuplar ülkesi olamaz, tarikatlar ülkesi olamaz. Bakın işin son nereye çıkıyor. 3 tane düzgün söz var. 1. İlim Çin'de olsa git öğren. 2. Bilimle gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. 3. Hayatta en hakiki yol gösterici ilimdir. Ve 4. Bilgi sahibi olmadan ilim sahibi olunmaz. Yoksa gidersiniz. 2300 yıl önceki Yunanlı boksörün mezarına çaput bağlarsınız, dilek dilersiniz. Efendim bugünlük benden bu kadar. Oldu oldu, olmadı yarın daha iyisi. Yarın saat 10'da yine buradayız. Yarın saat 10'a kadar lütfen kendinize iyi bakın ama sadece yarın saat 10'a kadar değil. Biz kazanıncaya kadar. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.